İyiler ve kötülerin mücadelesine hep iyiler mi kazanır? Aslanım benim, aslanım, güzel yüzlüm benim. Yüzünde hem mertlik var, hem delikanlılık var, hem de çok güzel yüzlüsün, bayağı yakışıklısın. Allah sana her türlü hayrı bereketi versin. Cennette de seni cennet delikanlılarından etsin. İnşallah. Bana da arkadaş dost etsin inşallah. İyiler ve kötüler mücadelesini hep iyiler kazanması bir mucize tabii. Normalde iyiler az oluyor ve güçsüz olurlar. Ama hep iyiler kazanıyor. Yani tarih boyunca hiç şaşmamış. Bir de iyiler hep çok zayıf olmuşlar, çok küçük. Mesela ufak topluluklar, herkesin karşı olduğu insanlar, herkes onlara düşman, herkes onlarla mücadele ediyor. Ama hep iyiler kazanmış. Mesela İbrahim, Hazreti İbrahim çok küçük bir grup. Nimrod çok büyük. O devrin en büyük devleti. İbrahim 3-5 tane, 6-7 tane talebesi var. Çok az. Ama kazanan olmuş. Yani hepsinde aynı şekilde.